Evet sevgili Kıbrıs Postası takipçileri, Bir Sokağın Nabzı programından daha hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi bu yıl üniversitelerimize gelen öğrenci sayısında ciddi bir azalış kaydedildi. Bu azalışı Lefkoşa'daki esnaflarımıza sorduk. Şimdi esnaflarımızın yanıtları geliyor. Vallahi biz diğer sorunları o kadar bir hissettik ki yani öğrenci sayısının azaldığını pek hissetmedim, fark etmedim. Diğer sorunlar herhalde daha ağırdı. Öğrenci sayısının azaldığını şu ana kadar hissetmedim. Yani grup grup öğrenciler gördüm ama bunlar üniversiteye yeni başlayan öğrenciler mi yoksa daha öncekiler mi bilmem. Yani çarşının sokaklarına baktığınızda geçtiğimiz yıla göre ya da önceki yıllara göre yürüyen öğrencileri, alışveriş yapan öğrencileri görüyordunuz. Tabii alışveriş yapan öğrencilerde bir azalma var ama onu ben şuna bağlıyorum. Artık çok fazla sayıda yurtlar yapılmaya başladı. Lefkoşa'nın her bölgesinde, mahalle aralarında, bütün yerleşim merkezlerinde öğrenci yurtları var. Ve bu öğrenci yurtlarının kiralanma şekli de öğrencinin alacağı yorgan, yastık, battaniye, ne bileyim kaşık, çatal hepsi içinde bunların. Dolayısıyla yani öğrenci gelse bile bu tip şeyleri alışveriş yapma ihtiyacı duymaz. Çünkü hepsi hazır. Haliyle hissediyorum tabii ki memleket, ufak bir memleket olduğu için hemen anda hissedilir yani. Bu sene Allah yardımcımız olsun. Yani devamlı öğrenci girip giderdi buralarda. Artık onları göremiyoruz bir türlü. Çok az. Az denilecek şekilde artık görünür öğrenci. Yani Aras'ın sokaklarına baktığınızda bugün bu azalışı fark edebiliyor musunuz? Tabii ki yani siz de bakınız. Biz bir öğrenci bulamazsınız siz burada. Ne kadar şey derseniz öyle %5'i ancak bulursanız veya bulamazsınız. O da hafta sonları. Hafta içinde zaten hiç bulamazsınız. Peki Kidere boyunda tıklım tıklım doluydu her taraf. Bütün kafeler, restoranlar ve mekanizma çalışır. Ama şimdi git bir de geceleyin bir bak. Öğrenci bitti. Önceki yıllarda nasıldı durum? Önceki fulldu ya. Herkes iyiydi. Herkes şeydi. Bu bizim bu dövizin yükselişi ve sterlinin, kiraların sterlinin olması bizi etkiledi. Yani öğrencilerdeki azalışı neye bağlıyorsunuz siz? Tabii ki dövize bağlıyoruz. Yani bunun için. Ekonomi yani bir öğrenci okula vereceği masrafın hemen hemen 1,5 mislisi oldu. Demeyelim 2'de ama 1,5 mislisi kesin oldu. Bu yıl üniversiteye gelen öğrenci sayılarında azalış var. Siz bunu esnaf olarak hissettiniz mi? Hissettim oğlum. Çünkü eskiden hep gelir geçerdi çocuklar. Bu sene tek tüktürler. Yani üzüldük de öyle olmasına. İsterdik çocuklarımız gelsin okusunlar ülkemizde. Bize bir faydası olmasa komşuma olur. Bakkala olur, markete olur, restoranlara olur, ev sahiplerine olur. Ama ev sahipleri de biraz insaflı olsunlar. Çocuklara ev kiralarını çok yüksek tutmasınlar ki onlar da gelebilsinler. Şu an şehir içi dolmuşu çalışıyoruz. Bu sene, geçen seneye göre öğrencide, ev kirasında, insanlarda, vatandaşlarda her şeyde azalma var. Nedenini sorarsanız bu maddi sıkıntısından dolayı her şey çok geriledi. Geçen sene çok öğrenci varken bu sene sayılı öğrenci geldi. Niçin? Ev kiraları pahalı. Dolmuşlarda pahalı. Benzinde pahalı, mazotta her şeyde zam var. Bu zam olduğu zaman eğer sen bugün zam alırsan da maaşına zam almazsan herkes normal bir vatandaşa normal bir maaş vermezse ne olacak? Gerileyecek. Bundan dolayı bizim sıkıntımız çok, en azından bizim hükümetimiz olsun, devletimiz olsun, bize yardımcı olsun. Hem bize, hem vatandaşımıza, hem öğrencimize. Çünkü öğrenci ne kadar gelirse, bütün zincirleme olarak hepimize faydası var. Artı bizim devletimiz, hükümetimiz bize yardımcı olsun da bu toplu taşımacılığı güzel bir şekilde yürütelim. Herkes sabah 5 araba, 4 araba evden çıkmasın. Evden ne kadar araba çıkarsa o kadar yoğunluk olur, o kadar kaza olur. O kadar toplu taşımacılık sıfıra düşer. Peki ülkenin en önemli geçim kaynaklarından birinin öğrenci olduğunu siz de kanaat getiriyor musunuz? Evet. Birincisi öğrenci, ikincisi asker. Askerimiz de gelmezse, öğrencimiz de gelmezse burası sıfır.
Yani bu yıl öğrenci sayısındaki azalışı hissettiniz esnaf olarak. Hepimiz. Hem biz hissettik, hem esnaf hissetti, hem toplu taşıma, her yönden. Yani öğrenci olmazsa burası boş. Çünkü bugün sen en basit gibi bir ev kirası sorduğun zaman adam sana diyor en düşük TL 1000 lira. En düşük. Bu 1000 liradan 3000 lira arasında oynuyor. Bugün sen bir öğrenci, annen babanın durumu iyi değilse buraya gelemezsin. Paran olmazsa buraya hiç gelemezsin. Yani her şey paraya. Bugün öğrenci gelmezse burada ev kirası da olmaz. İş de olmaz, okul da olmaz. Herkes cahil kalacak. Ya bütün şey bundan, bunun üstüne, öğrencinin üstüne yani oturuyor. Ya bu seneki işte sadece bu öğrencinin az gelişi buradaki bütün esnafı etkiledi, bizi de etkilediği gibi. Ama yani tutulmaya çalışıyoruz, başka bir şey yok yani şimdilik. Peki önceki yıllara nazaran, yani siz buraya işlettiğinizden beri böyle bir öğrenci azalışıyla karşılaştınız mı daha önce? Hiç karşılaşmadım. Her zaman artardı. Bu sene neredeyse %40, %50 düşüş var. Peki sizce neden olabilir bu? Büyük bir ihtimal ev kiralarından, bu kadar gelen zamlardan. Benim görüşüm bu. Yani her şeye zam geldi. Öğrenci de bunun farkında. Çoğu gelip donduruyor, okulunu donduruyor. Ya da ne bileyim başka yere kontenjanını aldırıyor. O tarz şeyler de oluyor. Benim yani kendi görüşüm bu. Öğrencilerden sohbet ettiğimiz şeyler de bu. Şeyler hep karşıya geliyor yani. Yani sizin kazancınıza yansıdı mı bu azalış? Tabii ki. Hepimizin, bütün adam marketten tut kafesine kadar, yani dönercisine kadar herkeste düşüş var genel olarak. Dere boyu sokaklarına baktığınız zaman da bu hissediliyor. Aynen, aynen. Akşam mesela burada öğrenciler ne bileyim bir kahve içmeye, ne bileyim bir yemek yemeye, her zaman burası canlı olurdu. Ama bir akşam gelin bakın buraya. Yani dediğim gibi en aşağı %40, %50 bu net görünen rakam. Aslında azalıştan çok daha fazla çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. Çok fazla farklı yörelerden insanlar var. Benim işim çok ekstrem olduğu için tabii ki onların farkını fark ediyoruz ama işimizi çok etkilediğini söyleyemem. Kazancınıza yansıdı mı? Tabii yansıdı. Kazancımıza yansımasının nedeni öğrenciler değil. Daha çok piyasanın yükselmesi. Daha çok aldığımız ürünlerin pahalılaşması, aldığımız ürünlerin fiyatları pahalılaşınca müşteriye de yüksek fiyat vermek zorunda kalıyoruz ve bu sefer müşteri kaybı yaşıyoruz. Yani genç nüfus malum bizim işimize daha çok talep ediyor. Genç nüfusun da tabii ki yaşlara göre daha az parası var. Etkiliyor öğrenciler yani. Peki sizce neden bu azalış var? Döviz. Yine döviz. Öğrenciler buraya geliyor, tuttukları her şeyi, ev tutması, yiyecek, içecek, okulu, her şey döviz. Bu insanlar Türkiye'den geliyorsa eğer şayet, Türk lirası kazanıyor, paramız çok düştü. Bu yılki öğrenci sayılarında azalış görebiliyor musunuz? Tabii ki bariz bir şekilde belli oluyor. En azından dükkanın önünden gidiş gelişler bayağı az durumda. Yani hissedilebiliyor gerçekten. Yani bunca yıldır esnafsınız. Böyle bir azalış daha önce yaşadınız mı, gördünüz mü? Zaten son yıllarda öğrencilerin artışı bayağı hissedilebilir bir durumdadır. Daha önceki yıllarda zaten bu derece öğrenci yoktu. Fakat yalnızca bu yıl için azalmasının sebebi dövizlerin yükselişinden dolayıdır. Yani daha önce bu denli öğrenci yoktu zaten. Son yıllarda, 1-2 yıl içinde bu derece üniversitelerin çoğalması öğrencileri bayağı bu bölgeye, Kıbrıs'a çekmiştir. Fakat bu yılın tek sebebi bence dövizlerin yükselmesidir. Başka yani, bir açıklaması yok yani bunun. Ülkede birçok şeyin dövizle... Tabii ki. Yani dükkan kiraları, ev kiraları, her şey dövizle endeksli olduğu için bayağı insanların cebini boşaltıyor. Bu yüzden tabii ki öğrencilere de zor geliyor. Okullar, döviz... Tabii ki yurtlar aynı şekilde, ev kiraları o şekilde olduğu için bu nedenden dolayı öğrenciler azalmıştır. Kıbrıs esnafının yaklaşık %50 geliri öğrenciye dayalı. Dolayısıyla dövizin artmasıyla beraber hissettiğimiz bir öğrenci azalması söz konusu. Tabii buna mütakiben bizim işlerimizde de tabii normal olarak bir düşüş söz konusu.
dövize bağlıyorum, biraz da esnafın tutumuna bağlıyorum açıkçası işi. Mesela biz bu yıl zamsız girdik. Fiyatlarımızın hiçbir tanesine zam yapmadık. Fakat tabii ben genelleme yapmak istemem ama dövizdeki artışla beraber hemen bunu böyle bir fırsatı çevirip üst üste iki kez zam yapan esnaflar oldu. Ev kiralarındaki doğal olarak dövize bağlı yükseklik bunu etkiledi. Yani meseleyi tamamen dövize bağlamayı da yanlış buluyorum. Biz esnaflar olarak, ondan sonra buradaki ev sahipleri olarak, yani buradaki ekonominin %50'si şayet öğrenciye bağlıysa, kendimize de bir açıkçası iğneyi batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Öz eleştiri. Tabii yani makul yapmalıyız. Yani şimdi dolarla kadayıfın ne alakası var? Yani %70 zam geliyor. Bir bakıyorsunuz ertesi gün bir başka şeye %50, %100 zam geliyor. Dolarla hiç alakası olmayan şeyler. Neticede biz bu fiyatlarla da kazanabiliyorsak, yani hani hiç etkilemedi desem ya doğru olmaz. Ama bu kadar fazla etkilediğini ve bu kadar zam yapılacağını yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Yani biz burada bunların önlemini almazsak, biz burada fiyatları makul şekilde tutmazsak kaybeden gene Dereboy esnafı olur, Kıbrıs esnafı olur, Kıbrıs olur diye düşünüyorum. Öğrenci bölgesinde bulunduğumuz için gayet iyi hissettik. Bayağı azalma oldu müşteri potansiyelimizde. Bunun sebeplerini de en başında pahalılık, dövizin yükselmesi maalesef bu bizi çok etkiledi. Biz gerçek anlamda hissettik. Öğrencilerin geçen döneme göre çok azaldığını gözle görülür bir şekilde fark ettik. İşimize de yansıdı. Biz de bundan zarar görüyoruz bu durumda. Bir de öğrenci arkadaşlarımızın ev fiyatlarının çok yüksek olduğundan dolayı kaynaklandığını, bir de ben bir öğrenci, yolcu öğrencimizle konuştuğumda dondurmak istediğini söyledi. Yakın doğuya kaydını yapmış, dondurmak istediğini söyledi. Ve sadece bir dönem dondurmak için 250 euro ücret istemişler. Çocuk bu durumda vazgeçti, parasını aldı ve Türkiye'ye dönüş yaptı. Biz de zarar görüyoruz doğrusu. Şu anda sanıyorum, çok emin olmamamla birlikte, Türkiye'den gelen öğrenci sayısında bir azalma olmaktadır. Olmuştur veyahut. Bizim sektörümüzü, aslında Türkiye'den gelen öğrenciler benim sektörümü veya benim ürünlerimle çok haşır neşir değillerdi. Çünkü biliyorsunuz bir adım ötede vatanları sık sık gidip geliyorlar. Hatta bu TC'li öğrencilerin yiyeceklerine kadar Türkiye'den bile getirdikleri söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bizi daha çok olumlu yönde etkileyen üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerdir. Onlar çok güzel alışveriş yapıyorlar. Onların da sebebi tabii kendileri uzak ülkelerden geldikleri için sömestr tatili olsun, yaz tatili olsun, hatta gidemiyorlar. Bazen birkaç yıl kalıyorlar. Birçok ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Fakat tabii ki 5-6 bin, 10 bin rakam bilmiyorum. Boş kalan kontenjanların mutlaka ekonomimize bir eksisi olacaktır. Çünkü tüm her ekonomi, her işletme birbirinden etkileniyor. Bunun dolaylı yoldan. Tabii ki. Yani bir çember, bir daire şeklinde dönüyoruz zaten. X alıyor, Y'ye alıyor, Z'ye. Peki siz bu azalışın neden olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki birinci sebep döviz. Döviz. Yani şu anda yaşadığımız döviz krizinin etkileri Türkiye'de yaşananın iki misli, biliyorsunuzdur. Türkiye'de %12'lerde, %15'lerdeyken bizde %30'lara geliyor bunun yansıması. Bu sebepten dolayı TC'den gelen, TL kazanıp çocuğunu okutacak olan aileler için büyük külfet. Bu sebepten dolayı bu şekilde kalır şimdilik ama birkaç yıla düzelir diye umuyorum. Geçer yine, gelirler. Biliyorsunuz öğrenci sektörü bizim ekonomimizin esas lokomotif, en büyük gelir kaynağımızdır. Öğrenci sayısının
azalması inanılmaz derecede piyasamızı etkilemektedir. Tüm zinciri tamamen bozmaktadır. Buna istinaden öğrencilerin daha fazla gelmesiyle ilgili hem teşvikler hem projeler üretilmesi gerekir. Biz geçmişte aynı zamanda ben İş Adamlar Derneği 2. As Başkanıyım. Geçmişte tüm eğitim bakanlarına projeler hazırladık. En son hazırladığımız proje yazın öğrencilerin Malta modelindeki gibi öğrencilerin yazında dil kursları başta olmak üzere özel kurslarla daimi bir şekilde tutulması ve bunların geliştirilmesiyle ilgili projelere katkı koyduk. Bunların yapılması bildiğim kadarıyla bu sene birkaç üniversitede gerçekleşiyor. Tüm üniversitelerde gerçekleşmesi ve öğrenci sayısının artması ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olan bu sektörde yer alabilecek gelirin hızlı bir şekilde artırmasını gönülden istiyoruz. Bu yıl gelen üniversite öğrenci sayısında bildiğiniz gibi bir azalış yaşandı. Siz de bunu bir esnaf olarak hissettiniz mi? Tabii ki hissettim. Kazancınıza yansıdı mı? Muhakkak. Peki sizce neden üniversite öğrencileri bu yıl ülkemizi tercih etmedi? Pahalılıktan, aşırı derece olan pahalılıktan. Ev kiraları, ev kirası, yemesi içmesi, faturaları, gezmeleri, çocuklar bunu yapamayınca geri gitmek zorunda kaldılar ve gidenlerden de haberlerim var yani. Yani ne yüzünden geri gitmişler? Kıbrıs'ın aşırı pahalı olmasından sebep. 16 sene önce buraya geldiğim zaman çok güzel bir hayat vardı burada. Özellikle ekonomi açısından. Burası çok rahat ve refah içinde ekonomi açısından da yaşanılabilecek bir adaydı. Türkiye'de öyle. Fakat bu seneyle kıyaslanacak olursa öğrenci gelmiyor. Okul fiyatı arttı. İhtiyaçlar arttı. Zaten Türkiye'den gelen buraya tamam hadi üçte biri zengin kesim diyelim. Yani maddi durumu yerindedir diyelim. Zengin de demeyelim. Diğerleri kıt kanaat geçiniyor zaten. Yani sıfıra sıfır. Sadece çark dönüyor. Sen çarka bir kol daha ekle bakayım. O çark ağırlaşır artık. Onu döndürmek için başka şeylere ihtiyaç olur. Ne oldu? Bu sefer herkes geri çekiliyor. Yani öğrencilerin Kıbrıs tercih etmemesinin en önemli nedenlerinden biri bu mu? Tabii ki. Tabii. Yani neden daha önce tercih ediyorlardı da? Değişmiş hiçbir şey yok. Zam dışında. Yanlış mıyım? Yaşam stili mi değişti? Kanunlar mı değişti? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize direkt anavatandan gelen ve yabancı memleketlerden gelen öğrenci turizmi de bu konuda etkilenmiştir. Bugün görüyoruz öğrenci hem hayat pahalılığından hem dövizin böyle yükselmesinden dolayı ev kiralarına yansıyan değişiklikler. Sadece dövizin artması da değil, ben açık söyleyeyim Türkiye'de tedbirleri almakta gecikmiştir. 80 milyonu bu döviz bizim kadar etkilememiştir. Esasında Türkiye'ye karşı yapılan bir hareketli bu dövizin böyle geçmesi. Türkiye'ye yapılan bir hareket olmasına rağmen biliyorsunuz kapalı kutu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha çok etkiledi bu kriz. Üniversiteler birazcık bu döviz krizinden dolayı napsınlar. Hepimiz daha doğrusu. Hepimiz bir karışıklığa uğradık. Nasıl bunu sabitleyeceğiz? Nasıl dövize uyarlayacağız? Türkiye de bu konuda gecikti. İGESEL'in sonuçları açıklanması gecikti. Yabancı temsilcilikler içeride olan üniversitelerin yabancı temsilcilikleri yurt dışında bu konudan dolayı kayıtları geciktirdi. Şu an Kasım sonuna kadar kayıt var. Öğrenci okulun başlamasına rağmen tek tük geliyor. Bu bizi üzdü. Daha fazla bir öğrenci bekliyorduk. Ama bu krizden dolayı da herkes bir durmayı tercih etti. Sadece öğrenci değildir bu. Oto alımlarına da yansıdı, ev alımlarına da yansıdı. Büyük ölçüde ticaretimize bu kriz yansımıştır.